Sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye gönül veren, sarı lacivert renklere gönül veren değerli taraftarlarımız. Bu haftanın konukları gerçekten herkesin hayatında yeri olan, onları şu şekilde hitap etmek istiyorum. Huzurlarınızda Luis Gustavo ve Diego Lugano. Pinhani şu anda bizlerle beraber. Hoş geldin Lugano. Hoş geldin Gustavo. İspanyolca mı devam edeceğiz? Evet tabii. Yok, ben Portekizce. Portekizce mi? Evet. Çok sıkı bir futbol ve basketbol taraftarısınız ve çok oynuyorsunuz. Konser öncesi ve sonrası da muhakkak futbol maçları da yapıyorsunuz biliyorum. Gustavo'yu seviyorum ama Datome'yi tercih ederim. Ben Datome'yi fanatik bir Datome hayranıyım. Basketbola daha yakınım ama futbolda oynuyoruz. Hatta bu akşam da biliyorum. Maçımız var. Böyle bazen işte bir yere misafir gittiğim zaman halı saha maçına bazen misafir gidiyorsun hiç tanımadığın insanlarla. Evet. İşte abi ne tarz oynuyorsun diye sorduğu zaman böyle anlatmakta zorlanıyordum. Şimdi daha rahat anlatabiliyorum. Yani Gustavo tarzı abi. Gustavo'ya çok benziyor. Çok pis sol ayağı var. Selim adam geçer top geçmez modunda. Ben Selim'i demin de yayından önce söyledim. Evet. Lugano çok Wagenhaus'a benzetiyorum. Evet, çok eskilere gittik. Evet, gerçi evet. Ne kadar bilirler ama hani Alman panzeri derler evet, ya. Evet. Evet, top geçer adam geçmez. Evet, gerçekten evet. Selim'in tarzı daha çok o. Evet. Lugano hani sakin bir futbolcu değildi yani. Evet. Selim çok sakin. Sakin, ha, hırçınlığı yok yani. Hırçınlık hiç yok. Sende var mıdır? Ya benim çok şey yok, yani böyle kendi aramızda maç yaparken pek yok da bazen böyle yabancı birileriyle maç yaptığımız zaman öyle bir terbiyesizlik yaptığı zaman benim sigorta atıyor yani öyle bir Selim o da yok yani benim sigorta atma tehlikem var arada evet. Biraz yani böyle karşı taraf yani çok terbiyesizlik yaptığı zaman benim öyle bir sigorta atıyor yani. Şimdi yaşadığım kasabada böyle amatör futbol turnuvalarında oynuyorum. Evet. Gene güzel yani hani hocalar prim veriyor yani. Evet. Beni kenara almıyorlar yani. O ha maç, tamam. 90 dakika oynatıyor. Oynar. Evet evet. Nefesin yani, filan iyiymiş. Tabii, öyle. Hiç kenara almıyorlar yani öyle. Herkesi alıyorlar. Yorulanı kenara alıyorlar. Beni almıyorlar yani. Öyle Selim bir... ne diyorsun evet. Bu konuda? Valla kondisyonu gayet yerinde. Gerçekten. Tekniği de gayet iyi. Evet. Konserlerinde de bunu görüyoruz zaten yani. Tabii tabii. İndirmekte zorlanıyoruz sahneden için açıkçası. Ya eskiden daha böyle bir uzun uzun çalıyorduk da bu aralar biraz... Artık herhalde az çalıyoruz ya bir kondisyon kaybı oldu. Sende de oldu mu öyle bir şey? Tabii tabii. Daha kolay yoruluyor. İster. Tabii şimdi bu pandemi de azaldı ya. Evet. Böyle ayda 1, ayda 2'ye indi. Eskiden ayda 25 çaldığımız oluyordu. Of. Makine gibi gidiyorduk yani. Şimdi bundan aşağı 10 yıl önce bu Fenerbahçe TV'den ilk bize yayın teklifi geldiğinde aradan bir hafta geçti. Amcamın oğlu aradı. O da çok fanatik bir Fenerbahçeli. Evet. O gerçek fanatik değil mi? Evet. Gerçek evet. Fanatik. Böyle Fenerbahçe yenilince falan hani iki gün gülmeyenlerden. Konuşmayan etmeyen. Ondan sonra, evet. Ondan sonra, neyse. Babam da öyle. Evet. Sonra, ailece şimdi, Fener. Evet. Süper. Evet. Bizim sülaleleri bana dedi ki işte bizim ailede herkes birbirine kaynakçı da. Hı. Kaynakçı en büyük hayalim biri seni Fenerbahçe TV'de görmek dedi. Vaa. Bir hafta sonra yani tekliften bir hafta. Bakın. Ya dedim. Geçen hafta aradılar dedim. Yani ben de bu yüzden hani çıkmayalım dedim dedim. Hüsran oldu. Allah belanı versin dedim. Onun üzerine çıktık işte. Evet. İlk öyle bu da ikinci oldu yani. Ekim'in neredeyse tamamı Ege'de yaşıyor. Ege'nin birçok yerlerinde hayatlarını sürdürüyorlar. Bir tek Selim İstanbul'da. O da stadın içerisinde, çevresinde hayatını devam ettiriyor. Nerede oturuyorsun şu anda Selim? Şu an Suadiye'de. Suadiye'de. Ama Moda'daydın galiba değil mi? Birkaç ay öncesine kadar da Moda'da oturdum. Yani bu stadın önünden... Zaten her gün geçiyorsun. Her gün geçiyorum yani. Evet. Evet. Epeydir de girmemiştim stada. Evet. Nasıl? Güzel ya. Bu stad çok güzel. Bir de hani inşaatı sırasında da o zamanlar maçlara daha çok geldiğim bir dönemdi. İnşaatı sırasında da hani bu stadın yapımını da gözlerimizle gördük. O dönemde. Deyim yerinde ise böyle hani taraftarın rakip takımı boğamadığı günler de o günler işte şeyden dolayı, inşaattan dolayı. Evet, evet. Yani çile çekilmiş bir stat yani. Hani aynen. Böyle şey hoşuma gidiyor yani hani taraftar böyle bilet alıyor. O aldığı biletten işte böyle parça parça stat yapılıyor. Böyle hani o hoş bir şey yani. Evet. Öbüründen hani bir devlet eliyle stat yapılması veya ne bileyim bir sponsor stat yapılmasından çok daha bana şey geliyor yani sponsora destek olmuştur, devlet destek olmuştur evet. Ama öbüründe şeyi görüyorsun yani parça parça yıkıyorlar. Ama burayı kendi her şeyimizle evet, evet. Yani hani bizi biz yapan değerlerle ortaya çıkarttık işin açıkçası. Fenerbahçe taraftarının kendi yaptığı bir stat evet, gibi. Evet kesinlikle. Bence daha değerli yani hoşuma gidiyor. Yani öbür türlü olsa yani uzaydan ne bileyim hani artık çok moda yani işte Suudi Arabistanlı bir zengin kulübü satın alıyor evet. Bir stat yapıyor falan öyle olmasından çok daha hoş bir şey bence. Evet, güzel. Evet. O açıdan seviyorum yoksa. Öbür türlü olsa bana
hitap etmezdi ama. Ayrı bir ruhu var. Evet. Doğru söylüyorum. Senin evet. hayata bakış açımın ve felsefen evet. de Selim'in de öyle. Bu değerler çok çok önemli. Yanlış hatırlamıyorsam 2001-2003 yılları. Grup Van Basten. Ya futbol ruhu her yerde mi var sizde anlamıyorum. O zamanlar Grup Van Basten altında müzik yapıyordunuz. Evet. Neden Van Basten? Selim de vardı grupta evet, o yıllarda. Yanlış hatırlamıyorsam bir oylama yapmıştık değil mi? Evet. Herkes bir isim söylemiştik. Neler vardı hatırlıyor musun? Yani grubun adını bilmek adına yani çıkartmak kendi, adına. Kendi fikrimi hatırlamıyorum açıkçası. Van Basten kimden çıktı? Gazolin miydi? Evet öyle bir isim olabilir. Yani sonra işte koyduk. Evet. İşte herkes kendinin olmayan bir fikre oy versin dedi. Oy versin dedi. Ben Van Basten'e verdim hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Evet. Neden? Yani neden? Ya Hollanda futbolunun önemli değerlerinden yani işte, Van Basten. O dönemde işte birçok grup vardı böyle bizim gibi. Beyoğlu'nda çalan evet. küçük bir gruptuk biz yani. Evet. Ve hani dikkat çekici bir isim olmasını arzu ettik. Yeni bir ismimiz, güzel bir ismimiz olsun. Evet. Dikkat çekici ama insanların da bildiği bir şey yani. Evet, yani. İlk defa duydukları bir kelime değil yani. Farklı tabii, olsun tabii. dedik yani. Öyle bir isim koyduk. Hatta poster yerine de forma asıyorduk o zaman. Ne güzel. Yani mesela her grubun posteri asılır kapıdaki panoya. Evet. Biz de bir yani tabii o zaman paramız Hollanda forması almaya yetecek bir durumda değiliz yani. Zaten 10'ar lira falan alıyoruz günlük. Yapma. Şimdi bulması zordur herhalde Van Basten forması. Ya orijinalini zaten yani eskisini bulursun. Yani eskisini bir Hollanda bulursun forması canım. Alır üstüne. Biliyorsun takarsın. Parçalı formaydı haliyle onun forması. Biz turuncu bir tişörtte böyle siyah baskı yaptırmıştık Van Basten diye. İşte onun bir de numarası 9'du yanılmıyorsam. Evet. 9 Van Basten poster yerine tişört asıyorduk. Orijinal bir şey. Hani o zamanki müziğimiz de o zaman çalan Beyoğlu gruplarına göre gene evet. farklıydı. Hani ama şöyle oluyordu. O zaman hani o günleri sordunuz diye anlatıyorum. Evet. Hani herkesin çaldığı ve herkesin böyle çok beğendiği parçaları çalmaktansa böyle bizi geliştirecek parçalar. Yani bugünü hedefleyerek o zaman da çalıyorduk. O şarkıları çaldığımız için çoğu bar bizi almıyordu. Yani tam böyle seyirci müziği yapmadığımız için, evet. eğlence müziği yapmadığımız için. O yüzden böyle hani genelde böyle çok kötü yerlerde çalıyorduk. O çok kötü yerler de... Selim gülüyor. O çok kötü yerler de bize şundan dolayı kapısını açıyordu. O çok kötü yerde çok kötü gruplar çalıyordu. Biz ha. onların çok üstünde kalıyorduk. Oo, şey yani, gibi yani. Hani artık repertuarın grup... pazarlığı olmuyordu yani. Anlatabiliyor muyum? Yani biz çok iyi çalıyorduk oradaki evet. gruplara göre. Hani diyorlardı çalın gençler hani kafanıza göre çalın. Onlar karışmıyorlardı. Para da çok az veriyorlardı. Biz hiç oralara takılmıyorduk yani. Ama mesela grup içinde o zaman bir arkadaşımız daha vardı. O da bu fikre karşıydı. Hani diyordu ki hani iyi yerlerde çalalım. Burada yani. Çalmayalım. Gerekirse şunları çalalım, bunları çalalım. Mesela bir yerden itibaren onunla yollarımız o yüzden ayrıldı mesela. Çünkü biz daha idealist olaya bakıyorduk. O, çok doğru. Mesela hatta bir gün şey demiyor. O zaman işte atıyorum 30-40 lira aldığımız bir zaman. Ya en az 50 lira almamız lazım Sinan diyordu. Ya ben 50 ne ki diyordum yani. Hani 50 içinde yani çalışılmaz ki. Hani bir gecede evet. 50 lira alsan ne olur almasan ne olur. Yani hani toplam öyle bu arada. Toplam. Tabii. Yok kişi başı anlamadım merak etme yani. Bir şey söyleyeceğim. O anki müziğe ve hayata bakış açınız sizi buralara getirmekteki etkenlerden biri mi? Mesela böyle Ankara'da İstanbul'da konserler çok dolu geçtiği zaman şeyi görüyorum. Böyle hani yüz aşinalı da oluyor. O küçük şehirlerde hayattan evet. ilk defa konser seyretmiş olan o insanlar işte üniversiteyi kazanıyorlar mesela. İstanbul'a geliyor. İlk işleri bizim İstanbul'daki konserimize gelmek evet. oluyor. Ve her konserimize gelmeye başlıyorlar. Hatta şu an bu çekim ekibinde dahi işte Bursa'dan itibaren bizi takip etmeye başlayıp şimdi İstanbul'da konserimize gelen bir arkadaşımız var. Evet. Tesadüf işte. Tesadüf. Ondan sonra yani o yüzden aslında yani biz onların ilk konseri seyrettikleri ekibiz. O çok değerli bir şeydir. Ve hani konserden sonra mesela geliyor işte diyor ki işte bu benim ilk konserim diyor mesela Yozgat'ta bir dinleyici evet. demişti. Veya işte ne bileyim Şırnak'ta da çok oldu. Yani oradaki duygu Sinan? Çok farklı. Bir tane kız hiç unutmuyorum böyle elinde bir mektup Şırnak'ta. Evet. Konuşamıyor artık benimle. Onları yazmış söyleyecekleri şeyleri. Ya. Titriyor önümde yani gözleri doldu böyle mektubu verdi. Sonra okursunuz dedi gitti. Yani ve şey yazıyor böyle hani buraya geleceğinizi ilk duyduğumda oturup ağladım diyor. Yani hani çok onlar için inanılmaz geliyor. Gerçekten yani çok önemli şeyler ya. Mesela Şırnak'a gittiğimizde bir öğretmen söylemişti. 3 yıldır ne tiyatro ne sinema hiçbir şey hani hiçbir şey olmamış yani orada. Hani kimse gelmemiş konser. Hani bir etkinlik olmamış yani 3 yıldır. İlk konserimizi yapacağımız zaman İstanbul'da. Evet.
Hani böyle oturup konuşmuştuk işte nasıl konser yapacağımızla ilgili. Hani hiç para konuşulmamıştı. Hani başka şeyleri konuşuyoruz. İşte orayı işleten kişi de eskiden tanıdığım birisiydi. Şey dedi yani, siz dedi çok başarılı olursunuz dedi. Çünkü dedi hiç dedi burada bak konuşuyoruz dedi. Herhangi bir para konusunu gündeme getirmediniz. Parayı dedi hedeflemeyen insanlar dedi çok para kazanırlar dedi. Çok başarılı olurlar dedi. Öyle gerçekten yani bu işi, yani bu öyle bir iş değil. Aslında futbol da öyle bir şey aslında. Doğru. Başarılı olan, en başarılı olanların genelde böyle parayı değil hani hani hep şey diyorlar ya, şu boş mukavele imza atmanın çok saçma bir şey olduğunu söylüyorlar. Öyle değil ya. Evet. Yani mesela bazen Aysun Hanım işte arıyorlar işte diyelim ki Urfa'dan arıyorlar. Evet. İşte Aysun benim yanımda olsa da beraber çay kahve içiyorsak işte telefon çalıyor. Aa Urfa'dan arıyorsunuz diyor. Böyle mesela sesli konuşuyor. Ben tamam kabul ediyoruz diyorum. Tamam kabul ediyoruz diyor mesela. Direkt. Karşı taraf böyle şey yani boş mukavele imzayı atıyoruz biz. Hani o an. Aa kabul ediyor musunuz? E bir şey konuşmadık da. Tamam kabul ediyoruz diyor yani hani. Yani öyle ya yani, gerçekten yani, o çok şekilde, ilginç. O şekilde anlaşılır hala yani. Günümüz sektöründe pek olmayan şeyler bunlar. Yani yok, bence yok yani Urfa Belediyesi ile işte bu pandemi koşullarından sonra hani dedik ki hani kabul ediyoruz dedik yani. Hani onlara da aynı şeyi söyledik. En son öyle bir gündemimiz yine tesadüfi Urfa konser için. Hadi geleceğiz dedik ama şu olaylar bir geçsin şu şartlarda ekibi yolculuk yaptırmak çok istemiyoruz. Doğru haklısın. Ama o geçtikten sonra kabul ediyoruz dedik. Yani siz şartları belirleyin. Onlar da çok şaşırır yani. Ama. Yani sen bir de anlatırken ben şaşırıyorum. Evet, evet. Hala boş mukaveleye imza atıyoruz. Yani bazen böyle hani işte ne bileyim bir şekilde bir sebepten para kazanamıyoruz mesela. Mesela Tunceli'de oldu bu. Evet. Konseri organize edenler hani bütün bilet paralarını alıp kaçtılar. Evet. Salon ağzına kadar dolu. Dolu. Ondan sonra neyse böyle üzülenler falan oldu. Ya dedim ki yani birinci önceliğimizde güzel bir konser olması evet. Ve çok güzel onlarla bir konser oldu. Onlarla bütünleşmeniz doğru söylüyorsun. Müthiş bir konser oldu yani hani inanılmaz bir konser oldu. Hani böyle hani benim için de çok büyük deneyimler dolu çok unutulmaz bir konser oldu. Dolayısıyla hani birinci öncelik onu başardığın sürece. Evet. Hani onu başaramıyorsan hani diyorsun ki mesela konser çok kötü geçmiş. Ya hani çok iyi para kazanmışsın mesela. Neyse ya işte bugün de para kazandık falan diyorsun ama hani o da oluyor çünkü bazen o oluyor çok berbat bir konser ama birisi işte bir sponsor olmuş çökmüş evet. Para kazanmış oluyorsun. O da kötü bir şey değil eğer ihtiyacın olduğun bir dönemdeysen ama önce güzel bir konser yaptık mı hani biz eğlendik mi seyirci eğlendi mi? Doğru. Yani o varsa gerisi geliyor çünkü hani şey gibi işte hani skor çok önemli evet. Ama bazı maçta olur böyle hani yenemezsin. Ama böyle hani... Ama formanın hakkını verirsin. Herkesin böyle üstü başı çamur içinde olur. Sırılsıklam olur, evet. Doğru. Ve böyle millet bir alkışlar evet. Bence o çok daha değerli. Gerçekten. Yani işte formanın hakkını vermek ya da sahnenin hakkını vermek... Biz de o milleti taşıyoruz yani. İkimiz de belki sporculuktan geldiğimiz için küçük çocukken aslında ben sporcu olmak istedim. Evet, evet, evet. Muhtemelen sen de. Var mı çok ciddi düşünmedim aslında ama. Yani basketbol oynarken içinden... Düşündüm ya benden olur mu diye. Oynadın değil mi Sinan basketbol? Ya Selim de ben de ikimiz de oynadık basketbol altyapılarda. Evet. Yani düşünmedin mi hiç? Şöyle bir düşündüm ama sonra dedim yani bu fizikle olmaz herhalde. Ya branşı yanlış seçtik ya. O da var tabii. Yanlış bir branş. Bir de bizim curling. Ortamımızda futbol pek yoktu yani hani oynama olarak. Evet. Yani ne bileyim basketbol daha şeydi. Bir de biz tam bu Efes Pilsen'in hani patlama yaptığı döneme denk geldik. Kolaç kupası zamanlarına gidiyoruz. Evet ben evet. Anladım. Onun patlama yaptığı dönemde basketbol birden çok popüler oldu. Biz de onların peşine gittik yani. Hazır bu arada o konuyu açtın diye söylüyorum. Arada gelecektim ama. Ya bu arada basketbol kariyerim şöyle. Heh. İki maça çıktım. 1-2 dakikalık sadece oynattı. Tek atış attım. Tek atış attım. O da girdi. Ya iki sayı. Evet, üç sayı mı? İki sayı. İki sayı. Adamın bir üstüme çıkarken attığım için basketimi de göremedim. Ondan sonra basketi attığım takım kimdi biliyor musun? Kim? Fenerbahçe. Ben İstanbulspor formasıyla oynuyordum. İstanbulspor'da oynuyordum. Evet, evet. Sene kaç? 93-94 falan galiba. Yendiler diye hatırlıyorum. Evet. Ama böyle hani çok böyle bir hezimet yoktu. Olmasın ben da. Bile attığıma göre. Evet, çok da. Tabii ki bir dinleyici olarak ve sizi takip eden biri olarak Hele Bir Gel ve Beni Al şarkıları ben dahil herkesin hayatına girmiş ve kalplerine dokunmuş şarkılar. Ve ardından da Kavak Yelleri'yle bunlar iyice perçinlendi. Hatta bu pandemi dolayısıyla da Kavak Yelleri oyuncularıyla tekrar bir klip yaptınız. Ve şu anda izlenme rekorları kırıyor. Bunu neye bağlıyorsun? Ya oyuncularla iyi ilişkilerim vardı evet. Esasında. Birkaç sefer sette işte ziyarete gittim ama biz genel olarak böyle hani
Hani böyle kavak yerlerinin sırtına binmemek adına genelde onlardan uzak durduk. Onlarla böyle beraber bir kariyer hani oluşturmamak adına genelde hep onlardan böyle bir adım uzak durduk o süreç boyunca. Ama böyle iyi arkadaşlıklarımız da oldu. Onlarla böyle sohbetimiz, muhabbetimiz iyiydi ama onlar şimdi tabii bambaşka bir yere geldiler birçoğu. Evet. Çok ünlü oyuncular haline geldiler. Çok. Dolayısıyla biraz koptuk diyebilirim onlardan. Ama seni dizinin karakteri ha. Efe de zannediyorlardı. Hatta oynuyorlar, oynuyorsun. O da oyuncu olarak benziyor. Değil mi? o da öyle oynuyor herhalde. Evet. Yani Efe de Gustavo'ya benziyor ama futboldan çok, yani ben tenis oynarken gördüm ama eminim futbolda oynuyordu. Sporcu evet. Çocuk. Dağhan yani bu arada. Evet. Dağhan Kilogeç. Ona da selamlarımızı iletelim Dağhan'a. Samimiyetimiz var ama mesela ben böyle bir şeyi yani hani benim için işte bir şey yapın. Hadi bakalım herkes 5 saniye video çeksin. Ben hayatta böyle bir şey isteyemezdim onlardan. Onlar kendi aralarında, onların bir WhatsApp grubu varmış. Evet. İşte orada böyle organize olmuşlar. Yani çekim bittikten sonra ben gördüm yani. Sonradan biz de bir iki kare ekleyip içine dahil olduk. Yani yoksa bizim bir organizasyonumuz değil o. Zaten ben böyle bir şeyi onlardan isteyemem. Arkadaşlıklar, dostluklar, ilişkiler evet. Bence her şeyin üstünde. Yani şu olayın yapılması kolay bir şey değil. Evet, onlar prodüksiyon anlamında. Sağ olsunlar yani çok güzel bir jest yaptılar bize. Ya yani bunun hani şey vardı da bir hani parayla yaptıramazsın diye bir evet, aynen şey var ya. Parayla işte, bile yaptıramazsın. Parayla yaptırılamayacak evet. Bir şey yaptılar. Sağ olsunlar yani çok mutlu olduk, çok duygulandık biz de izlediğimiz zaman. Dinleyicide de bir karşılığı var. Onlar da hani bizi ayrı seviyorlar, onları ayrı seviyorlar. Evet. Ölümsüz bir şey oldu evet. Bir anda ne güzel güldün, kavak yerleri ve dinleyicisiyle daha sonra buluşturduğumuz şarkılar. Ama işin ilginç yanı ne güzel güldüğünü bakıyorum trende yazmışsın. Evet. Pendik'ten Kadıköy'e giderken. Yok, Pendik Kadıköy şey ya, kefen giydim. ne güzel güldün, Ankara İstanbul. Ankara İstanbul, evet doğru. Ankara, hemen doğru düzeltme yapalım. O daha uzun sürmüş demek ki. kefen giydimin çatısı hazırdı da onu çıktı. Bir hikayesini anlatır mısın kefen giydim? Nasıl çıktı bir anda? Ya, trenle gidiyorsun, dur bir kalem kağıt alayım falan mı yapıyorsun? Ya şey oluyor, şimdi toplu taşıma aracına tek başına bindiysen. Evet. İnsanın istesemez canı sıkılıyor. Doğru. Ben hani birçok şarkıyı o yüzden hep yolda yazdım. Veya böyle hastayken bazen böyle evde böyle kös kös oturuyorsun. O zaman da çok şarkı çıkmıştı. Mesela evet. Demin anlattığınız Beni Al mesela öyle evde öyle hastayken. Öyle mi çıktı? Evde hastayken. Yazdım. Mesela akşam Halı Saha maçı yapacağız. Ben şimdi nasıl şarkı yazayım? Hani maçta yazacak halim yok ya. Tabii ki. Hani veya ne bileyim arkadaşlarla otururken sohbet ederken ancak canım sıkılıyor öyle yazıyorum. Trende de bayağı canım sıkılıyordu. Yani hayal meyli hatırladığım şöyle bir sahne var ne güzel güldüğünü yanılmıyorsam. Lütfen. Yemek vagonundaydım böyle. Ben tek başıma oturuyordum. Böyle etrafıma da bir genç bir grup oturdu hatta böyle müsaade isteyip falan. Evet. Ben de tam tabii yazacağım senin, yani. Beni tanımıyorlar. Tanımıyorlar. Görünce tanımadılar. Evet. O ilk yıllarımızda albümün evet. Yeni çıkmış. Şu anda tam anlamıyla tanıyorlar mı? Daha çok tanıyorlar daha ama çok. Gene böyle şu Gustavo saçımdan daha çok tanıyorlar. En kısa zamanda Luis Gustavo ile tanıştıracağım seni. Ya keşke onunla tanışana kadar o da gider gerçi de. Yok hiç belli olmaz. Niye? Sen evet, gerçi sen... Alex'le tanışmıştım var. Evet. Sağ olsun Samet sayesinde tanıştım. Evet. Şimdi tam yazacağım bunlar geldi. Ben böyle kağıdı aşağıya aldım. Şimdi utandım yani. Niye? Deli derler ya. Ne yapıyor bu herif işte? Mektup mu yazıyor? Ne yapıyor? Mecburen aşağıya aldım kağıdı kalemi. Böyle aklıma bir şey geliyor. Gene böyle tip bakıyorlar. Ne yapıyor bu adam? Kupon mu yapıyor? Ne yapıyor yani? İddia mı? Evet, ne oynuyor? O zaman iddia da var mıydı bilmiyorum. Yani gerçi ilk yılda çıktı. Yani altta yapıyorum bir şeyler işte. At yarışı vardı en kötü. Şişki baba. Evet. Yani tam öyle böyle şişki baba orta. Yani öyle bir durumum var benim. İlla böyle yani bir şeyler olacak. Yani tren olacak, şey olacak. Evet. Ya muhakkak bir olaya entegre olman lazım. Trenle gideyim, otobüste gideyim, bir şey olayım, deniz kıyısında oturayım filan. Mesela şurada otursak, böyle yine muhabbet ediyoruz ya, kahvede şöyle bir dönsek sahaya doğru. Yine bir şeyler karalar mısın? Hele bir gel, 50 milyonu geçti zaten. O bambaşka, efsane bir... Ya Hele bir gel ne oldu belli değil. Çünkü Hele bir gel en popüler olduğu zaman YouTube kapalıydı. Evet. İlginç, işte ülkemizde her şey açılıp kapanıyor. YouTube da işte kapalı doğru. Olduğu bir... zamandı. Dolayısıyla Hele bir gel belki 250 milyon olacaktı ama yani kapalıydı yani YouTube. Görmedik. Onun rakamını görmedik yani aslında. Yani bizim en meşhur olduğumuz zaman YouTube'un zaten yeni çıktı. Yani yeni çıktı ama kapalı olduğu bir dönemdi. Bilmiyoruz onun için. Yani Hele bir gel kaç oldu onu bilmiyoruz. Onun bir rakamı yok. Hani 70 milyon, 80 milyon bildiği tek şarkımız belki. Doğru söylüyorsun. Hani böyle bir yani herhangi bir kasabada bir dayıya bile mırıldansa biliyorum diyor yani. Şöyle bir ortamda Hele bir gel nasıl olur?
Bütün ben taraftarın. Şeyi hatırlıyorum ya. Bir gün Fenerbahçe böyle taraftarıyla bile hele bir gel. Maç öncesi falan çalıklarını böyle bir şey televizyon yayında denk geldim ben. He. Evet, yani burada bu statta çalındığını var. Biliyorum. Ya müthiş bir akustik var zaten. Çok yani da burada, keyifli burada oluyor. Burada çalındı o şarkı popüler olduğu zaman da böyle. Hani şey bir şarkı çünkü enerjik bir şarkı. Hani maç ortamına uygun. Ben böyle hani bir maç özeti mi bir şey izliyorken böyle maç öncesi taraftarları falan gözüküyor ama bangır bangır alttan duydum yani. Hani. Evet evet evet. Ben de bir spor gazetesinde başlık olarak kullanıldığını hatırlıyorum. Yani. Hele bir gol falan var. Yani. Hele bir gel yani. Aa, cehennem evet. Olan hele bir gel. Evet evet. Söyle, kalırsa yazık olur. Hayata küsürürsün, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için. Başından geçeni anlat, masaldır benim için. Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen hele bir gel. Bütün dertler bitirir, hep seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler yazık olur. Hadi gel kurtar bizi. Masaldır benim için hele bir gel. Uzaklar sana gelirsen hele bir gel. Bütün dertler bitiverir, hep seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler yazık olur. Hadi gel kurtar bizi. Sana gelirsen hele bir gel. Bütün dertler bitiverir, hep seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler yazık olur. Hadi gel kurtar bizi. Ya o kadar doğalsın ki. Selim'e sormak istiyorum. Sinan gerçekten hep grup içerisinde de mi böyle? Ya Sinan'ı nasıl tanımlarsın? Çok merak ediyorum. Ya hep böyle. Maske geçirmiyor yani. Yok yani neyse herkes ona aynı, göre hareket ediyorum. Aynı mantıklı, aynı ses tonuyla konuşuyor. Evet. Herkes aynı ses tonuyla konuşuyor. Aklıma ne geldi? Ne geldi? Karabük konseri. Karabük, ha ben neresi olduğunu hatırlamıyorum. Ama aynı şey. Bir paylaşır orada mısın? Biraz değişti. Evet. Karabük olayı nedir Sinan? Ya yani şöyle oldu. Sinirlendim bir şeye böyle. Çok parladım. Konser öncesi mi? Yok, konserde sırasında olan bir olayla ilgili. Ha, evet. Ama bizim ekip içi değil, dışarıdan bir. Anladım. Dışarıdan bize müdahale oldu ve hani çok sigorta attı işte beni. Evet. Ben orada tabii hani saygımdan hani hemen şey yaptım, yani saygı duyarak hani hareket ettim. Yani neticede tebrik etmeye gelmiş. Ben hemen hani sağ olun çok teşekkürler falan deyip tekrar normal bir ses moduna döndüm. Evet. Selim ona şey öyle anlatıyor yani diyor herhalde. Dövecektim diye. Şimdi 2004-2020.
Sonuçta 16 yıllık bir olaydan, hatta 17 yıllık bir olaydan bahsediyoruz. 2013 hatta Van Basten'i sayarsak 20 yıl oluyor. Tabii tabii. Van Basten'i de sayarsak 20 yıl. Yani. 2016 Kediköy, 2018 10 Türkü, 2019 Yollar Bizi Bekler, yine 2019 konserdeyim. 8 albüm. Bir de şimdi işte 9. albümünün evet. de şeyini 8 şarkısını yayınladık aslında. Evet, yani, evet. Aslında da çıktı sayılır. Yani yani 9 albüm. 4-5 şarkı daha ekleyip işte 2020 olacak. Yani 17 olacak senede hadi Van Basten olayını da katayım. 20 senede 9 tane albüm. Baktığım zaman dünyadan uzak dedik. Şu anda pandemide en çok görüntülenen ve şu anki notlarıma bakıyorum 22 milyonu geçmiş durumda YouTube'da. Dünyadan uzakta şöyle bir şey oldu. Biz böyle 3-4 tane şarkı kaydettik. Bana kalsa ilk dünyadan uzağa yayınlayacaktık. Ben oyumu ondan kullandım evet. yani. Selim senin fikrin neydi? Benim de favorim oydu yanlış hatırlamıyorsam. Yani, tam hatırlamıyorum ama ekipte genel şey hikayeler tükendiği yayınlamaktan yanaydı. Yani birkaç kişiye sordum. Evet. Hikayeler tükendiği daha çok beğendiklerini söylediler. Ben hani dünyadan uzağa daha çok sevileceğini bildiğim için önce onu yayınlayalım istiyordum. Evet. Ocak ayında genel kanı hikayeler tükendiği yayınlandı. Şubat ayında da Ankara Gel dediği yayınladı. Evet. Şimdi Mart'a, Şubat'tan hani dedik ki Mart'a artık dünyadan uzağa yayınlayacağız. Evet. Şubat bitti. Yani zaten önceden yükledik biz. Yani şarkı hazırdı zaten. Evet. Mart'ta açacağız yani. Birden pandemi patladı. Tarihi belli zaten önceden. 27 Mart'ta çıktı. Tam böyle üstüne yani. Hani şey gibi. Aynen. Yani denk geldi işte. Yani iyi ki ben şey yapmışım. Hani arkadaşlarımı dinleyip önce hikayeler tükendiği yayınlamışız yani. Çünkü dünyadan uzak tam zamanında çıkmış oldu. Hani bilerek yapılmış gibi bir şey aslında bilmeden. Bilmeden ama demek ki herkes ondan bir şeyler alabildi ki bu kadar görüntülenme yani aldı ve hala da devam tam ediyor. Tam yerinde zamanında çıkmış işte şarkı. Tam anlamını buldu. İyi oldu yani. Hayat tarzında da futbolun ve sporun çok önemli bir yeri var. Futbol sana neyi ifade ediyor? Takım olmak neyi ifade ediyor? Fenerbahçe neyi ifade ediyor? Hayata nasıl bakıyorsun? Spor anlamında nasıl bakıyorsun? Bir değerlendirir misin? Ya şimdi yanımda takım tutmayan bir adam var. Yani tüm takımlara eşit mesafede. Şimdi onun yanında ben yani fanatik kalıyorum ama biz böyle çocukken hani tüm takımların Avrupa maçlarını okulda takip edebilmek için o zaman gündüz de oynanırdı. Evet. Okula radyo götürürdük ve büyük bir heyecanla izlerdik. Ben yani çok fanatik Fenerbahçeli bir arkadaşımın başka bir takımın maçını dinlerken hakem offside dedi diye çıldırdığını hatırlıyorum. Yani hani en fanatik Fenerbahçeli arkadaşım evet. o zaman hani başka bir takımın Avrupa maçında rakip yani bizim Türk takımının offside durdurdu diye çılgına dönmüştü. Evet. Yani öyle bir dönemdi. Dolayısıyla ben hala bugüne geçiş yapamadım yani. Hala bana çirkin geliyor. Yani böyle takımlar arası aşırı husumet, bunun böyle bir savaş gibi işte taraftar gruplarının zaman zaman birbirine girmesi. Yani tamam hani şey çok uzakta kaldı. İşte iki ezeli rakibin işte taraftarların kol kola maç seyrettiği dönemler çok uzakta kaldı ama evet. ya en son Metinoklar, işte Can Bartular zamanında ya en son Fenerbahçe'nin maçını seyrediyorum. En son maç yani arkadaşlarımla izliyorum. Bir tane abimiz geldi. 15 dakika sonra kalktı. Niye kalktı dedim? İşte meğersem işte başka takımı tutan insanlar varmış masada. O yüzden kalkmış. Ben o masada maç seyretmem diye kalkmış gitmiş mesela. İlginç. Şimdi gol attığında da bir sırtına vuracak adam lazım yani. Hani şimdi... ya arada takılmalar olacak değil mi? ya evet yani bu çok hoş bir şey bence. Ne var yani? Veya onlar da sana takılacak. Fenerbahçe gol yiyince de onlar ya Fenerbahçe de gene falan diyecek yani. Bu da bir keyif yani. Bunun keyfini çıkartmak lazım. En böyle ilgiyle takip ettiğim Türkiye Ligi'nde de Dünya Liglerinde de böyle altyapısından futbolcu çıkaran. Çok hep onlarla oynuyor. Hani böyle şeyi gözünün önüne getiriyorsun mesela anlatıyor da işte 13 yaşından beri beraber oynuyorlar dedikleri zaman böyle hani gözünün önüne şey geliyor. Ben de işte 13-14 yaşında işte basketbolda altyapıda oynuyordum. Evet. Düşünsene şimdi mesela şöyle oldu. Ben İstanbulspor'da oynuyordum. Diyelim ki bizim takım hani hiç bozulmadı falan. Şu an düşünün Euroleague'de oynuyorduk. Şey anlamında değil mi? Gözün kapalı top atarsın artık. Ya herkes evet yani böyle yani şu an biz hani biz Pinhani İdman Yurdu olarak takımımızın ismi o. Takımı şu an bizim aramızda bile bir uyum oluştu artık böyle 6-7 yıldır. Bu arada araya gireceğim. Euroleague'de şu an antrenördün yani oyuncu tabii. olarak biraz. Yo niye 40 yaşında oynayan basketbolcu var ya. Ya o istisnadır. Bu sene transferleri nasıl buluyorsun? 18 transfer. Çok maç olacak bir sene ve çok değişiklik hakkı da arttı ya artık en azından. 5 oyuncu değişikliği var. Eskiden 3'tü böyle. Tabii. Artı bir de herkesin alternatifi var yani.
Uzun bir süreç. Basketbolda mesela şey oluyor, kadro genişledikçe oyunculara olumlu yansıyor. Çünkü dakikaları böyle 40'tan 20'ye, 15'e tabii düşüyor. O güzel bir şey. Yani tabii basketboldaki sistem çok apayrı. Evet. Euroleague var, aynı zamanda çok maç ediyorlar. Basket, çok maç ediyorlar. Şey yani, çok ciddi efor harcıyorlar. Futbol sakatlık da geçer. Çok oluyor. Çok sakatlık. Futbolda da öyle. En azından her mevkinin en az bir tane alternatifi olması çok çok iyi. Çok geniş kadroya öyle sahibiz. Bu sene ama ben böyle hani çok istenilen uygun oyuncular böyle denk gelir ya bazen. Hani böyle bir denk evet, geldi çok gibi nokta geliyor. Atışı oldu. Tabii sportif direktörümüz hani Emre Belözoğlu'nun vizyonu, Ali Başkanımızın bu konudaki desteği, teknik direktörümüz Erol Bulut'tan. Yani oyuncuları çok beğeniyorum. Alınan oyunculara itirazım yok. Evet evet. Ama ben sayıya takılıyorum. Yani mesela bizim ekibimiz hani sadece sahne üstü değil, evet, sahne altı, sahne üstü. Çok tutucuyuz biz o konuda. Mesela ben duyuyorum mesela başka ekiplerde zaman zaman böyle hani böyle bir komple bir değişim, bir daha komple bir değişim, bir daha komple bir değişim. Siz gelmeyin yani bir daha. Yani böyle mesela 10 kişi onar onar değiştiriyorlar yani mesela özellikle popçularda veya evet, evet, yani tek solistin olduğu ekiplerde çok oluyor. Ama görüyorum en başarılı olan hani tek başına bir ekipse, tek başına bir sanatçıysa dahi atıyorum mesela Teoman evet veya Şebnem Ferah. Evet. Hani bunların en başarılı olan örneklerinde genelde böyle ekibin kemik gibi olduğunu görüyorum. Yani Teoman adında bir grup mesela. Aslında o bir grup. Grup veya doğru. Şebnem Ferah adında bir grup. Ama adı grup olan bazı ekiplerde hani sürekli bir sirkülasyon var. Ben hani başarının istikrarla çok ilintili olduğunu düşünüyorum. Hani gönlümden şu geçiyor. İnşallah bu 17 kişi hani yani bu sene özgü bir şeydir. Hani ve hani sonra hep böyle hani birer ikişer üçer gider. Hani tabii şöyle hani bir durum şeyi var. Şeyi de görüyorum gerçekten takımın böyle bir hani silkinmeye ihtiyacı vardı. Zaten onu görüyorum. Olması gereken de oydu. Müzikte de öyle. Yani yeni bir grup çıkıyor, bakıyorum ve bir anda böyle üşüşüyorlar. Aynen. Onlar da çabuk yazık. Onlar da yazık, seviniyorlar böyle hani çok sevildik evet falan. Sonra bir bakıyor gidiyorlar bu sefer bunalıma giriyor. Bizde de mesela bir süreç oldu. Birden böyle geldiler. Çok evet, sevdiler. Evet, evet. Sonra bir çekildiler. Biz o ilgiyi tekrar üstümüze çekmek, haklısın, tekrar başarılı olmak adına çok ciddi efor sarf ettik. Bizim en zorlandığımız dönem ne başıdır ne şu ankidir. Ortası evet çok şeydi. Seviyorlar yani. Spor gazeteleri en çok transfer döneminde satılıyor. Tabii tabii doğru. Şeyde değil ya, maç evet günlerinde değil. Aslında yani bak tirajlarını transfer döneminde patlıyor. Maç falan yok. Patlıyor. Sırt transfer mi? Kim aldı? Fenerbahçe bugün kim aldı? Ha, benim de hoşuma gidiyor. Şimdi Fenerbahçe tabii ki her anlamda sosyal medya anlamında da yazılı ve görsel basın anlamında da haberi çok olan takımların başında geliyor. O anlamda da tekrar konuşmalarına döneceğim. Gerçekten inanmak çok önemli. Takım ruhu da çok güzel oturmuş durumda. Bu anlamda da bu sahaya da yansıyor, taraftara da yansıyor. Sadece futbol takımıyla alakalı değil, basketbol, voleybol takımlarımızda, aynı zamanda televizyon kanalımız ve YouTube kanalımızda, dijital platformumuzda bu anlamda çok gelişim içerisinde ve vizyonumuzu daha da geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Her şeyin başı sonuçta inanmak. Hazır inanmak demişken, bu sene gerçekten şampiyonluğa çok inandık tüm taraftar olarak. Sizin şarkınız Beni Sen İnandır aslında takım olgusunun, Sarı Lacivert ruhunun ve Çubuklu ruhunun çok ön plana çıktığı bir şarkı. Arzu edersen bu şarkıyı bir seslendirelim mi? Olur, ne dersin? Olur, tabii ki. Pinhani sizlerle Beni Sen İnandır. Çizdim kendi aklımca hayatın resmini, bir şey bilmezdim aslında. Karıştırdım tüm renkleri, hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini, bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri, bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde, kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım.
çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil, hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandır. Kendi aklımca hayatın resmini, bir şey bilmezdim aslında. Karıştırdım tüm renkleri, hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini, bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri, bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden. Göçmen kuşlar gibi çok geç kaldığım halde, solmuş resimlerde kaç yıl geçmiş, hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil, hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Sen inandır. Beni sen inandır. Beni sen inandır. Biz Fenerbahçe olarak çok önemli süreçlerden geçtik biliyorsun. 3 Temmuz süreci. Her zaman cesaretimizle, takım olgunuzla, bu renklere gönül veren taraftarımızla, toplumsal örgüt anlamında çok önemli değerlerle hareket ettik. Ve o bütünlüğümüzü, takım olma özelliğimizi hiç ama hiçbir zaman bozmadık. Türkiye'de tabii haliyle bazı şeyler sonuca odaklı. Doğru söylüyorsun. Bunun için yatırımlar yapılıyor. Altyapıysa konumuz. Altyapıdan gerçekten güzel sporcular yetiştirmeye başladık. Ve A takıma da bunları lanse ediyoruz ve onları o takım ruhunun içerisine sokmaya çalışıyoruz. Ya illa Fenerbahçe'de oynaması da şart değil. Tabii. Genel mesela, anlamda söylüyorum. Tabii. Melih Demiral örneği var. Evet. Tamam, hani bir talihsizlik onun Fenerbahçe'den gitmiş olması ama önemli değil. Yani Fenerbahçe yetiştirmiş olsun ama neticede eğer Fenerbahçe'nin yetiştirdiği bir sporcu neticede milli takıma da hizmet ediyor. Evet. Yani gidiyor Juventus'ta da bizi gururlandırıyor. Yani oyuncu yetiştirsinler ya. Evet. Ben çirkin futbolcu görmek istemiyorum mesela sahada. Hani dayanamıyorum yani deyimeyse. Kendini yere atan, hani kendi takımında da görmek istemiyorum. Milli takımda da görmek istemiyorum. Tahammül edemiyorum. Yani hani böyle yani böyle taç benden çıktı desin. Ondan sonra bunlar çok naif istekler gibi ama desinler ya. Yani desinler. Yani şey gibi değil böyle, hani yanlışlıkla düşüremediği oyuncu yüzünden fair play ödülü almaktan bahsetmiyorum. Gerçekten evet, hani evet. Desin ki yani şey desin, benden çıktı ya desin, penaltı değildi desin, düştü, ben yanlışlıkla düştüm desin. Yani bunlar daha değerli şeyler, yani şampiyonluktan çok daha değerli şeyler. Yani bence tüm spor kulüplerinin önceliği hani buna vermesi lazım. Yani ahlaklı sporcular. Çok doğru. Herkesin yani takdir ettiği. Yani önümüzde çok çok örnekler var. Bugün Fenerbahçe'nin efsaneler arasına giren bir Alexis Souza örneği var. Hı. Taraflı taraflısız herkesin beğenisini kazanmış, saygınlığını kazanmış yani bir futbolcudan bahsediyoruz. Taraflı herkes çok önemli. Neden? Lazım. Aile yapısıyla, futbolculuğuyla, profesyonelliğiyle, sahadaki duruşuyla, karakteriyle gerçekten herkese mal edilmiş futbolcular. Bu futbolcular ne kadar çok fazla olursa hem kalite daha iyi olacaktır, hem tribünlerdeki o güzellik, o ambiyans çok çok daha güzel noktalara gelecektir. Yani kendini yere atan, haksız penaltılar kazanmaya çalışan, yani bu tip adamları hani bize izletmeyin yani. İzletmeyin kardeşim yani. Çoluk çocuk izliyor o maçları. İzletmeyin. O adamları atın bünyenizden yani. Bu, yani gerekirse şampiyon olmasın takım. Ama bütün gün hani hakemi kandırmaya çalışan 22 tane topçu izlemek istemiyoruz. Yani hani, ben hani kendim altyapıda şey yaparken bile bana şey dediğini hatırlıyorum. Yardımcı antrenör gibi birinin işte böyle. Yani sürekli hakeme itiraz edin. En sonunda
şey yapacaktır. Bunu bana dedi yani. Bence hakem eğitimlerinde de aynısını onlara söylüyorlar. Bence size de sürekli senin... itiraz edecekler. Aynen söyleyecektim muhakkak. Etki altında bir psikolojik kalmıyor, savaş olacaktır değil mi? Yani evet. Hem taraftar baskısı hem büyük takım olma ya. Baskısı. Evet. Ben ama basketbol biz... maçı da yönettim bu arada. Hani öyle amatör mi? Olarak. Hani altyapı özel bir maçta bir arkadaşım antrenördü. Yani evet. Rica etti. Bulamadık dedi. Sen gelip dedi yaparsın dedi. Hani biliyorsun neticede. Hani gel dedi yönet dedi. Ya şu kadar çocuklar bana bir itiraz ediyorlar. Ya böyle elim ayağıma dolaştı yani. Hani oldu böyle oldu. Yani yanlışlıkla hani işaretleri birbirine karıştırdım yani. Hakemlerin işi gerçekten kolay değil. Birçoğunu ben de beğenmiyorum. Ama objektif olsunlar, samimi olsunlar. Gördüklerini doğru bir şekilde çalsınlar. Hı. Zaten bizim yani için yeterli. Yani ben de özel olarak çok beğenmiyorum ama yani işleri dünyanın en zor işi. Bir yer hakem olmayı düşünmüştüm. Annem babam bana şey dedi. Oğlum dedi bize küfür ettirme dedi. yapma dedi. Aslında hakem olmaya birçok açıdan uygundum. Ama iyi ki de olmamışım yani. Vallahi. Hakikaten haline memnunsun değil mi sonuçta? Yani hakemlik çok zor iş. Peki Sinan bir şey soracağım. Yani. İlk Fenerbahçe heyecanını hangi maçta yaşadın? 88-89 sezonunda böyle bir tatil yerindeydik hatta ailemle. Yaz sonu olduğu için ligler başladığı için. Fenerbahçe Rize Spor maçını seyretmiştim. Şampiyon böyle. Olduğumuz sene. Evet ve o maçta böyle Aykut böyle bayağı bir gol atmıştı falan. Genelde hep atıyordu zaten. Yani ilk sezonuydu Fenerbahçe'de. Yani o gün böyle bir 2-3 tane sıkıştırmıştı hatırlıyorum yani. Bu senin yani tabirlerine bayılıyorum evet, sıkıştırma. Yani, tabii o sezonki futbolcuların hani bende yeri ayrıdır o yüzden. Hani ilk hani Aykut, Oğuz, ondan sonra Rıdvan, evet. Ondan sonra Turan. Ondan sonra Nezihi, Müjdat. Onlar o takımı... Ayrı müthiş bir, takımdı. Ayrı bir büyük Şenol, küçük Şenol, sonra evet. Şenol 3. Oo Şenol 3, evet evet. O takımın şeyi ayrı hepimizde. Hakan hayranı. Evet evet. Bir şey soracağım. Evet. Basketbolla alakalı bu sene çok teknik direktörümüz, koçumuz değişti. Kokoşkov geldi. Çok önemli bir değer. Takım olgusunu çok ön plana çıkartıyor. Farklı oyuncular aldık, birçok oyuncumuzu yolladık. Nasıl görüyorsun? Beklentin nedir bu sene basketbol takımımızdan? Ben bütün maçlarını izliyorum. Futbol maçlarını daha böyle bir sosyal aktivite olarak seyrediyorum. Basketbol maçlarını böyle ders gibi seyrediyorum. Evet. Bir de gerçekten Fenerbahçe Beko'nun düzeyi hani çok yüksek. Yani çok. Geçen yıllarda da çok yüksekte Obradovic'in taşıdığı Fenerbahçe'yi yani çıkarttığı düzey gerçekten çok yüksek. Kokoşkov'u da hani daha henüz hani takım olan etkisini tam anlayamadım ama duruşunu çok beğendim. Hani nasıl söyleyeyim böyle içime sindi diyeyim. Çok beğendim. Yeni transferleri de beğendim. Aynen. Yani hiç beğenmediğim oyuncu yok yeni alınanlardan. Daha tam seyredemediklerim var ama hepsinin çok özel özellikleri var. Bir de Tome'ye çok üzüldüm yani gitmesine. Yani ne yapalım. Ama ben artık onun Milan'daki maçlarını dahi takip edeyim. O kadar hayranıyım. Datome de gerçekten çok büyük üzülerek bir Fenerbahçeli. Yani. Ve ileride bize teknik direktör olarak geleceğini olabilir. Düşünüyorum. Olabilir. Neden olmasın ama bizi evet. Gerçekten çok seviyor. Taraftar onu çok seviyor. Evet. Sporcuların bazıları gerçekten burada böyle bir şey bırakıyor. Yani iz bırakıyor. İz bırakıyor evet. Oydan onlardan bir tanesiydi. Futbolcularımızdan da evet. Datome de onlardan bir tanesi. Aynen. Hani işte öyle adamlar getirsinler. Mesela bir dikkat gibi adam getirsinler. Yani öyle adamlar getirsinler. Ben anlıyorum yani seni. Mesela öyle sporcular getirsinler. Yani Gustavo da öyle bir sporcu. Alex de öyle. Evet. Yani öyle adamlar getirsinler. Bu da yani önemli değil. Yani yenilsinler, şampiyon olamasınlar, küme düşsünler. Hiç problem değil. Fenerbahçe takımında oynamak istesen hangi mevkide oynamak isterdin? Yani Luis Gustavo'nun yanında oynayayım hadi. Yanında. Ayıp olur. Onun yanında yani beraber takılırız biz. Sen hangi mevkide oynamak isterdin? Hocamız nerede görev verirse ve hazırım bak, her zaman. Bak görüyor musun? Tabii. Hazırım. Ya ben olay de bu. Oynadığım, şu an oynadığım takımda orta saha çok fazla var. Evet. Sol bek yok, ben sol bekte oynuyorum. Evet. Maçlarımız durdu maalesef pandemiden dolayı. Bu sahada da güzel olur değil mi? Ya, mabedimizde. Nasıl? Bakar mısın güzelliğe? Burada orta sahada oynamayı tercih ederim. Çünkü bu taraftar baskısı beklerde daha fena yani. İstemem yani. Burada nice bekler futbola küstü yani. Peki konser öncesi bir hazırlık yapıyorsun. Fenerbahçe'nin maçı var. O maç öncesinde seyrederken işte televizyonda, evde ya da statta bir hazırlık yapıyor musun? Yani şöyle o akşam güzel bir maç varsa izlemek istediğim. Evet. Gün boyunca çocuğa ben bakıyorum. Böylece akşam o restorana gitmek için gün boyunca çocuk ilgileniyorum. İşte puan topluyorum diyelim. Ondan sonra o puanları akşam maçı seyrederken harcıyorum yani işte. Güzel. Ama maç biter bitmez de aynı hızla eve dönüyorum tabii. Öyle hani sonraki muhabbete kalamıyorum maalesef. Hani. Bir dijital platformda çok büyük bir girişim içerisindeyiz.
farklı bir vizyonla hareket ediyoruz. Bu anlamda da taraftarımızın her zaman yanında olduğunu zaten çok rahat hissediyoruz. Bir kez daha buradan bütün taraftarlarımıza çok ama çok teşekkür ediyoruz verdikleri destek için. Ve son olarak da resmi taraftar uygulamamızı ve Moikan'ı taraftarımızla buluşturduk. Sana bu konuyla ilgili tek bir soru soracağım. Sen Fenerbahçe taraftarı olarak nasıl bir Moikan'sın? Ya son kalacak olan Moikan'ım ben. Vay güzel. Yani çünkü... Yani ben asla terk etmem. Yani üzülüyorum. Sonuna ben kadar buradayım. Biraz böyle kötü gidince hemen tribündeki sayılar düşüyor. Evet. Yani işte yani son kalan taraftarlardan olurdum yani. Ama hani ben çok tribüne gelen bir taraftar değilim ama desteğimi hani her koşulda veririm yani. Öyle bir... Konser çalışmalarında oluyor diyor görüyorum. Tribüne gelmiyorum diyorsun ama senin yerin nerede bu arada? Yani burada? Şu an oturduğumuz yer bir üstte daha doğrusu. Bir üstte. Yani kale arkası üst. Kale arkası üstte genelde seyrettim. Senin sen... yanındayım ben. Yıllar önce bir Barcelona maçına gitmiştim Barcelona'da. Kale arkasında bir taraftar grubu vardı mesela. Böyle acayip eğleniyorlardı. Ben dedim keşke orada olsaydım. Yani evet. Başka bir yerden seyrettim. Genelde maçlarda en eğlenceli yerler kale arkaları oluyor. Yani, evet. Ya bunun hani gariban taraftar her zaman evet. daha çok eğleniyor. Bu, her konuda da öyle ya, garibanlar hep daha güzel tadını doğru çıkarıyorlar. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Bu arada farkındasın değil mi? Ne şartlarla yani, çekiyoruz. Benim telefon da ıslandı biraz. Yağmur bir yandan. Bana öyle bir bilet ama falan gelemiyor ama. Ama biz çekmeye devam ediyoruz. Güneşli bir günden yağmura geçtik. Evet. Yağmur var. Ortam güzel, çok üşümüyoruz. Ama işte işin güzelliği burada. Biz programımızda tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi sana bir sürprizim var. Nasıl bir şey? Ya sen olmasaydın dediğimde neler kafanda canlanıyor? Yani bir defa senin oğlan o zaman işte küçük oyuncu olarak oynamıştı. Herhalde onunla alakalı bir şey diye tahmin ediyorum. Aynen doğru söylüyorsun. Evet. 9 yaşındaydı. Evet. Şimdi 15 yaşında. Sana sürpriz olarak getirdim. Bayağı büyüdü bakayım. Kocaman vay, oldu. Vay. Yani nasıl olmuş? Tanımakta güçlük çekiyorum ama yok. Şey mihrap yerinde duruyor. Yani duruyor mu? Duruyor mu? Yok yok güzel. Güzel bir klip olmuştu ama. Kocaman olmuş. Yakışıklı vallahi delikanlı bilal. Olmuş. Sen de Fenerbahçeli misin peki? O öyle böyle değil. İyi. O felaket Fenerli. Çok koyu Fenerli yani. Biliyorsun. Sadece Fenerbahçelisin değil mi? Hiçbir takımın düşmanı değilsin. Yok tamam. Yok yok yok. Fanatik Fenerbahçeli ol ama aynen, aynen. Kimseye düşman olma. Aynen. Evet. Forma verme kısmına geldik mi? Sizler bizim için çok önemli değerlersiniz. Tüm gruba burada huzurlarınızda bir kez daha yürekten çok teşekkür ediyorum. Ve sen de önemli bir Fenerbahçe taraftarı olarak sana hediye etmek istiyorum. Başkanımıza da yürekten çok teşekkür ediyoruz. Şöyle kameralara göstereyim. 76 Sinan ve 7'ydin değil mi? Evet ya. Ve 7 numaralı formasıyla Selim Pinhani ekibi bizlerle beraber. Bedava formayı kaptık. Bu yıl müthiş transferler yapıyoruz. Evet, evet. 18 transferin üzerinde. 20 oldu. Evet, 20 oldu. Evet. Sinan'a 76 numarayı, Selim'e de 7 numarayı vallahi girdirdik. Son 5 dakika girsem sırıtmam yani. Hani 90 dakikaya çıkaramam ama. Hani böyle hamle oyuncusu olarak almak isterlerse. Aynen, aynen. Son 5 dakika takım sıkıştığında falan. Olur hani değil mi? 1-0'ı korumak Adel, için falan. Yaparsın biliyorum. Ondan yapalım. Hiç şüphem yok. 1-0'ı koruruz hiç yani. Hiç şüphem. Gustavo çıkar sen girersin. Çok teşekkür ederiz. Ben bunu teşekkür ederim. Tüm Fenerbahçe taraftarları için alıyorum. Yönetimimiz için alıyorum, futbolcularımız Martı, için alıyorum, sporcularımız için alıyorum. Üzerindeki Martı Kadıköy'de gerçekten yaşayan bir Martı'nın resminin işte Martı. İllüstrasyonu diyelim. Benim Kadıköy'deki evimin camında her gün evet. beslediğim Martı bir Kadıköy kuşu yani. Adı da Cesur. Evet, adı da Cesur. Adı da Cesur, güzel. Evet. Evet, albümümüzün adı Yollar Bizi Bekler ama kapanışı şöyle yapmak istiyorum. Bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Ben samimiyetin, teşekkür içtenliğin, dostluğun için. Selin'cim sana da çok teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlık, dostluk, bu takım olgusu hiçbir zaman bozulmasın. İyi ki varsınız. Sağ ol. Yollar bizi bekler diyorlar. Diyoruz ki şampiyonluk bizi bekler. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmek de yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Gel vazgeçelim hiç zorlamadan.
Sen aklı selim, ben yorgun adam, bir yer bulalım. Dünyadan uzak bir yer bulalım. Dünyadan uzak, yine gözümüz yükseklerde. Hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade. Yine gözümüz yükseklerde. Hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir yol daha var, dönmek de yasak, deryaya yakın. Dünyadan uzak, deryaya yakın. Dünyadan uzak. Perde perde. Doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Yapamadığım birçok şey var. Hem tatminsizim hem günahkar. Sen beni bu şehirden kurtar. Bir yer bulalım. Yeah.